Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlerin huzurunda onlara iki rekat namaz kıldırdı ve Mescid-i Aksa'dan birinci kat semaya yolculuk başladı. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem her bir semada görüşmüş oldukları peygamberler ile onlarla sohbet hasbihal ile cennet nimetlerini görüp bizlere aktarması ile cehennemdeki o azabı, kötülüğü ve elem verici, ızdırap verici, sıkıntı verici değişik değişik azapları görerek onları da ümmetini uyararak ve yine Hazreti Allah'ımızın mekandan münezzeh olan Rabbimizin divanında huzurunda bir takım nimetleri ve güzellikleri gördü ve mazhar oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç olayında ümmetine bir takım hediyeler ile geldi. Bunların başında bizim kılmış olduğumuz 5 vakit namaz nimeti. Miraç'ta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme birebir hediye edilen Rabbimizin bizlere farz kılmış olduğu müminin miracı olan namaz. Gözümüzün nuru, yapmış olduğumuz ibadetlerde imadü salah dediğimiz dinin direği olan namaz. Onun için kıymetli izleyenlerim, değerli hafız efendiler, Rabbimizin emreylemiş olduğu namaz nimeti bizlere Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu 5 vakit hediye edilen namaz en çok değer vermemiz gereken ibadet ve güzelliktir. O zamana kadar sabah ve akşam kılınan namaz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç dönüşüyle beraber 5 vakit olarak farz kılınmıştır. Bismillah. İnne salate kânet alel mu'minine kitâben mevgûte. Şüphesiz Hazreti Allah bizlere bu 5 vakit namazı Kur'an-ı Kerim'de bizlere göndermiş ve vakitleşmiş olarak sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı bizler için farz kılınmış ümmeti Muhammed'e Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hediyesi, Allah'ımızın Miraç'ta Peygamber aleyhisselamla göndermiş olduğu bir hediye olarak görmemiz gerekir kıymetli izleyenlerim. Yine Miraç olayında Hazreti Allah'ımız Bakara suresinin son 2 ayeti kerimesi bizim yatsı namazına mütakiben okumuş olduğumuz Âmener Resulü diye müminlerin müjdelenen ayeti kerimeler. Bunları Mevlamız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hediye olarak sundu. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme üçüncü bir hediye olarak Bismillah. İnna Allaha la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Hazreti Allah şirkin haricinde, yani kendisine ortak koşmanın haricinde işlenilmiş büyük günahlar, küçük günahlar dahi olmak üzere dilediğinden o işlenen günahları bağışlar ve bağışlayan Mevlamız şirkin haricindeki ne kadar günah varsa yeter ki tövbe istiğfar edin, Allah'a yalvarın, yakarın. Estağfurullah, Allah'ım ben yanlış yaptım. Keşke şu harama, şu kötülüğe, şu yanlışa bulaşmasaydım deyin. Yeter ki istiğfar edin, ben bunları bağışlayacağım diye müjdeyi o gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okumuş olduğum ayatü beyinat ile müjdelemiş oluyor. Bunlar Miraç gecesinin bizlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle getirilen Rabbimizden hediyeleridir. Bunları Peygamber aleyhisselam geriye döndüğünde yatağının sıcacık olduğunu, daha henüz soğumadığını gördü. Şimdi o kadar yolculuk, o kadar nimet, biz sadece ona ne yapmamız lazım? Mucizelere inandığımız gibi Mevlamızın bu tarafına çağırıp gezdirip dolaştırdığı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin
bu Mi'raç, İsra gecesine âmennâ ve saddaknâ dememiz lazım. Nasıl ki biz görmediğimiz herhangi birisiyle bir telefonda konuşuyor, bilmediğimiz, görmediğimiz ama birisinin çekip getirmiş olduğu televizyon ekranlarında farklı bölgeleri, farklı mecraları görüyoruz, bakıyoruz, inanıyoruz. Amerika'ya gitmediğimiz halde, Avrupa'ya gitmediğimiz halde, görmediğimiz, bilmediğimiz yerleri sadece var olduğunu duyduğumuz halde yakın olarak inanıyoruz. İşte cennet, cehennem, semavat ve bir o kadar Allah'ımızın göstermiş olduğu لِنِرْيَهُ مِنْ ayatina, bizim nice ayetlerimizi biz gösterdik dediği Mevlamızın bu güzel Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hiçbir peygambere nasip olmayan, sadece Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme nasip olan bu Mi'raç hadisesine biz müminler olarak, ehli sünnet vel cemaat olarak âmennâ ve saddaknâ demeliyiz kıymetli dostlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mi'raç olayında sadece bir rüya değil, vücuduyla, ruh maal cesetle beraber yapmış olduğu bu gezi, ertesi gün etrafında inanan müminlere bu olayı haberdar eyledi. İman edenlerin imanı bir kat arttı. İnananlar bu olaya çok sevindi. Sıkıntılı bir zaman diliminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir mucizevi güzellik ile Rabbimiz tarafından taltif edilmesi, ashab-ı kiram efendilerimiz tarafından imanlarını ziyadeleştirdi. Ama inkarcıların alayı da bir o kadar artmış oldu. Mekke'nin ileri gelenleri, başta Ebu Cehil ve Ebu Leheb olmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle dalga geçiyor, alay ediyor ve şimdi de artık buralar kalmadı, yetmedi. Kudüs'e gitmiş, Kudüs'ten semaya çıkmış, semadan cenneti cehennemi görmüş, dolaşmış gelmiş. Bu sizin meczup, haşa neler diyor diye etrafında inananlara artık Mekkeli müşriklerin ileri gelenleri sataşıyorlardı. Hazreti Ebubekir Efendimiz şehir dışından Mekke'ye girişini gören bir takım Mekke'nin ileri gelenleri Ebubekir'in yanına gittiler ve bu olayı anlattılar. Hazreti Ebubekir Efendimiz olaya henüz vakıf değildi. Sadece dedi ki, bunu arkadaşım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mi söylüyor? Evet dediler. Eğer bunu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem söylüyorsa âmennâ ve saddaknâ dedi. İnandım ve tasdik ettim dedi. Zira o hiçbir zaman yalan söylemedi. Ve bize getirilen ayeti kerimeler ötelerin ötesinden geliyor. Biz bunlara inanıyoruz da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Aksa'ya, oradan semavata, oradan Rabbim mekandan münezzeh, onun divanına, huzuruna varmasına mı inanmayacağız diye peşinen tasdik eyledi. Ve bundan sonra Hazreti Ebubekir Efendimizin ismine Ebubekir Es-Sıddîk ünvanı verildi. Yani tasdik eden, sadakatli Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi her ortamda teyit eden, destekleyen bu güzel Sıddık unvanı verildi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Durumu izah eyledi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş oldukları da Mekkeli müşriklerin söylemiş olduklarının aynısı olduğundan dolayı dedi ki, ya Resulallah, ben peşinen zaten tasdik etmiştim. Onlara âmennâ ve saddaknâ demiştim. Onlar hayal kırıklığına uğratmıştım diye aleyhissalatü vesselam Efendimiz de kendi aralarında konuşmaları geçti kıymetli izleyenlerim. Mi'raç olayına inanmayan Mekkeli müşrikler böyle kuru bir inançla bu işin olacağına bir türlü akıl sır erdiremediler. Zira bir Mescid-i Aksa ile Mescid-i Haram arasındaki mesafe en hızlı kervanla bir ay gidiş, bir ay geliş. Sadece iki aylık bir Kudüs-ü Şerif yolculuğunda nasıl olur da tek başına bir gece gittim, geldim. Bu bir türlü akıl hafsalarına sığmıyordu.
Ve bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi devamlı sıkıştırıyorlardı. Mekke'den Mescid-i Aksa'ya devamlı kervan götüren ve Mescid-i Aksa'nın kapılarını, girişini bütün şekliyle iyi bilen Mekke'nin ileri gelenleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmişler ve sen Mescid-i Aksa'ya gittiğini söylüyorsun. Hadi bakalım bize izah et de biz de inanalım senin söylediğine diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sıkıştırmışlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip Peygamber Efendimiz'i köşeye sıkıştıracağını düşünen Mekke'nin ileri gelen müşrikleri aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in gözünün önüne getirilen Mescid-i Aksa'nın en ince detayına varıncaya kadar, pencerelerin adetlerine varıncaya kadar anlatmış olduklarının karşısında ağızları açık bir şekilde dinliyor ve kalpleri, gönülleri inkisara uğruyordu. Böyle olduktan sonra sadece onlara bir kelime düşmüştü. İnkarları arttığından dolayı sen hakikaten ey Muhammed büyük bir sihirbazsın dediler. Dolayısıyla Miraç olayı, İsra gecesi olayı müminlerin imanını pekiştiren, kuvvetlendiren, münafıkların nifakını artıran, kafirlerin, müşriklerin inkarını ziyadeleştiren İslam tarihinde önemli bir yer tutar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'den sonra en büyük mucizelerinden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin yani İslam'ın 13. yılında ikinci Akabe biatı denilen yine Medineli Müslümanların Mekke'ye Kabe-i Muazzama'yı tavaf için, hac için geldiği zaman diliminde Mina bölgesi yakınlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmelerinin üçüncüsü olan ikinci Akabe biatında İslam'la müşerref olanların adedi Peygamber aleyhisselam'la biat edenlerin adedi 75 kişiydi. İkinci Akabe biatında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ev sahipliği yapmış, İstanbul'umuzun manevi fatihi, büyüğümüz, sahabilerin reisi, Eyüp Sultan Hazretleri isminde nam yapmış, Halid bin Zeyd de vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birinci Akabe biatında, 5 kişinin akabinde Esad bin Zürare ile 12 kişilik bir topluluk İslamiyetle müşerref olduklarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye muallim olarak Musab bin Ümeyr'i göndermişti. Musab bin Ümeyr'in halim, selim ve ahlaklı, edepli kişiliğiyle beraber herkesin gönlünde taht kurmuştu. En kaba bir insan bile Musab bin Ümeyr'in karşısına geçtiğinde nezaketi düşünüyor. Nezaket kurallarını çiğnememek için o latif, halim, güzel olan o sahabiye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en çok benzeyen Musab bin Ümeyr'e hürmet ediyor ve İslamiyetle müşerref oluyordu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ikinci Akabe biatında Esad bin Zürare ile beraber Halid bin Zeyd, Eyüp Sultan Hazretleri'nin de olduğu 75 kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Akabe'de bulunmuş ve ikinci Akabe biatında hırsızlık yapmamak üzerine, Allah'a ve Resulüne itaat etmek üzerine, kız çocuklarına sahip çıkmak üzerine, nikahsız yaşamamak üzerine, güzel bir şekilde Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde kardeşliğin tesisi üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme biat etmişlerdi. İslam tarihinde Medine-i Münevvere'deki bu güzel İslam'la şereflenen, Müslüman olan kişilere biz Ensar diyoruz. İleriki zamanlarda bunları da sizlere açıklamaya gayret edeceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve Halid bin Zeyd, Eyüp Sultan Hazretleri'nin
ve diğer bütün sahabe efendilerimizin şefaatlerine Rabbim cümlemizi nail eylesin. Bir sonraki siyerinde bir programında görüşmek üzere. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.